Günaydın sevgili izleyenler. Bir Kent'te Sabah programıyla daha yeniden karşınızdayız. Hepinize mutlu sabahlar diliyorum. Günaydın Gizem. Günaydın Esra. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aramızda bir süre yoktu. Nasıl hissediyorsun? Gerçekten çok heyecanlıyım. Yaklaşık bir 18 gündür yoktum. Evet. Bu yüzden sanki ilk defa yayına çıkıyormuşum gibi bir heyecan kapladı aslında. Evet. Ve çok özlemişim gerçekten bu ortamı. O yüzden çok çok mutluyum. Ve sağlığıma geri kavuştuğum için de yine aynı şekilde evet, çok mutluyum. Şükür. Evet, ne yazık ki o 18 gün içerisinde çok dolup da geldim buraya aslında. Evet. Biliyorsun her sabah burada dilimizin döndüğünce koronavirüsten bahsettik. İnsanların tedbirlere uyması gerektiğinden ve neden uymaları gerektiğinden bahsettik. Daha sonrasında yetkililerin almış olduğu önlemlerin ne kadar yeterli olduğunu tartıştık. Ve bizzat şahit olmuş birisi olarak söyleyebilirim ki gerçekten tedbirler kesinlikle yetersiz. Ve bu sabah da buraya gelirken aynı şekilde küplere binmiş bir şekilde geldim aslında. Çünkü otobüs hınca hınç doluydu geldiğimde. Evet. Bu dörtlü koltukların dördü de doluydu. Sonra bütün insanlar yan yana oturuyorlar. İkili koltuklarda da aynı şekilde ve ayakta da yolcu sayısı çok fazlaydı ve resmen insanlar üst üste bir şekilde geldiler. Hatta yolun yarısından itibaren artık yolcu alamayacak bir duruma geldi otobüs. Ve şoför uyarı yaptı. Arkada bir otobüs daha var. Geriye kalan yolcular o otobüsü tercih etsin, buna binmesin diye. Hı hı. Bu uyarının ardından insanlar bir anda hemen yine bir kapışmaya başladı. Hem kendi aralarında hem de şoförle sözlü bir dalaşın içine girdiler. Yine aynı şekilde dediğim gibi hani bir yolda bunu denetleyen bir polis görmedim. Otobüsler kesinlikle kontrol edilmiyor. Aynı zamanda insanlar da aldıkları uyarının sonucunda bunu hani uygulamak yerine karşı çıkıyorlar. Evet. Zaten hani bu hastalığı yeni atlattım ve ilk defa artık sokağa çıktım bugün. Birden o kalabalığın içerisine girince korktum açıkçası. Çünkü bir kere yaşadım ve bir daha asla yaşamak istemem. Hatta Allah düşmanımın başına bile vermesin. Gerçekten koronavirüs çok çok zor bir hastalıkmış. Evet. Hani seninle burada konuşuyorduk, artık kış ayları geliyor. Acaba bunun ayrımını nasıl yapacağız? Nezle miyiz, grip miyiz yoksa koronaya mı yakalandık, nasıl bileceğiz diyorduk ya. Yani gördüm ki koronaya yakalandıktan sonra bunun ayrımını %100 yapabiliyorsun. Yani hiçbir şeye benzemiyor gerçekten acısı. Evet, bu konuda tecrübe edilmiş oldun. Ne yazık ki artık iyi mi kötü mü bilemeyeceğim orasına. Aynen. Aslında kötü bir tecrübe diyelim. Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle kötü bir tecrübe. Hani şunu da söylemek gereği hissettim. Ben kendi adıma tedbirlere uyuyordum açıkçası. Hani otobüste kimsenin yanına oturmuyorum. Boş yer görsem bile çoğunlukla ayakta gitmeyi tercih ediyordum. Maskemi asla sokakta hiçbir yerde çıkarmadım. Maskesiz hiçbir yere girmedim. Evet. Ve eve geldiğimde de yine aynı şekilde ellerimi dezenfekte ediyordum. Ki biliyorsun ofis içinde de sürekli elimiz kolonyadan ayrılmıyordu bizim. Ama ben o kadar tedbirimi almış olmama rağmen, hijyenime dikkat etmemiş olmama rağmen, bir kişinin dikkatsizliği yüzünden ben bu hastalığı kaptım. Hani nasıl ne şekilde olduğunu söylemeyeceğim ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Pozitif olduğunu saklayan bir insan yüzünden ben bu hastalığı kaptım ve benimle birlikte bütün ailem kaptı. Evet. 5 kişilik bir aile, hiç kendini bilmez bir adam yüzünden. Evet. Günlerce eve kapanmak durumunda kaldık. İşimizden, gücümüzden, sağlığımızdan olduk. Ama çok şükür çok ki şükür atlattım tekrar ve geldim. Aynen. Yani o yüzden lütfen hani kiminle teması geçtiğinize dikkat edin. Evinize mümkün olduğunca misafir almayın. Hani gelmek isteyen olduğu zaman da kesinlikle reddedin. Hiçbir yere de gerçekten siz de gitmeyin, katılmayın. Ya kimin ne olduğu belli olmuyor cidden. Hani saklayabiliyorlar. Bu yüzden mümkün olduğunca yakın çevreniz dışında çok iletişime geçmeyin insanlarla. Söyleyebileceğim tek şey bu. Orada yorumlarımız gelmiş. Bunları da okuyayım. Çok özledim gerçekten yorumları özlemeydi. O kadar özledim ki şu an sürekli konuşmak istiyorum. Yayın başladığından beri de sana çok fazla söz hakkı veremedim. Yok hayır tabii ki de. 18 gündür içinde tuttuklarımı bir anda saldım.
Cengiz Dincer yazmış. Güzel Türkiye'min güzel Çorum'una selam olsun demiş. Meryem Sarıcı hayırlı yayınlar kızlar demiş. Serdal Yurdakul İstanbul'dan selamlar, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, geçmiş olsun, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Karaca, Esra Hanım çok geçmiş olsun. Seni tekrardan görmek güzel. İyi yayınlar, iyi sabahlar Gizem Hanım ve Esra Hanım demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Burak Çelik, her şeye rağmen sizi tekrar görmek gerçekten güzel. İyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Her şeye rağmen burada olmak gerçekten çok güzel. Evet, son bir şey daha söylemek istiyorum ben bu korona konusuyla alakalı. Ondan sonra gündemimize geçelim istiyorum. Bu denetimler konusundaki noktaya geri dönecek olursak, korona günlerinde tamam, sağlık ekipleri beni sürekli aradılar. Hani bugün nasıl bir belirtiniz var, bugün daha iyi misiniz, ilaçlarınızı aldınız mı, işte beslenmenize dikkat ediyor musunuz vesaire gibi gerçekten ilgi gösteriyorlar. Gerek aile hekimleri, gerek korona servisinde çalışan doktorlar her gün telefon açıp sizi yokluyorlar. Bunların tedbiri ve izlemleri gerçekten çok iyiydi. Daha sonrasında denetim ekipleri geliyor. Biliyorsun valiliğe bağlı mahalle ekipleri oluyor. Bunlar sürekli geliyorlar. Ve geldikleri sırada telefonla arıyorlar öncesinde. Hani evde misin, değil misin sorguluyorlar. Bazen senden şunu talep edebiliyorlar. Pencereye çık, hani evde olduğunu göreyim ve ben gerçekten gerek polislerle gerek denetim ekipleriyle bu şekilde bağlantı kuruyordum. Evde olduğumu gösteriyordum pencereye çıkıp. Ama sonraki günler bu bir aksamaya dönüştü. Şey yapıyorlardı işte, telefonla arıyorlar. Evde misin? Evdeyim. Tamam deyip kapatıyorlardı. Hani o süreçte duydum ki çoğu insan aslında evde olduğunu söyleyip görevli alandan gittikten sonra dışarıya çıkmaya devam etmiş. Evet. Hani bu şekilde bir tedbirsizlik var. Aslında o insanın evde olduğundan emin olmak gerekiyor. Bir sonlara doğru baştan savma bir hal aldı. Bunu yani da bir süreklilik gördüm. Yok bu konuda değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hani ilk iki gün, üç gün falan belki. Münire Yıldırım yazmış. Geçmiş olsun, seni görmek çok güzel. İyi yayınlar kızlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Dursun Yalçın yazmış. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Dilersen artık gazetelerimize geçelim. Tabii ki. Çorum Haber gazetemizden bir başlığımız var. Gerçek Çorum sevdalısı bir büyük değeri kaybettik şeklinde. Profesör Doktor Ahmet Samsunlu'yu bugün Çorum'da defnediyoruz. Çorum Haber'in köşe yazarlarından İmar ve İSKAN eski bakanı, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü emekli öğretmen üyesi Çek ve Onursal Başkanı Profesör Doktor Ahmet Samsunlu dün sabaha karşı bir süredir tedavi görmekte olduğu Şişli Florence Hastanesi'nde hayata veda etti. Merhuma Kadriye ve merhum Hüseyin Samsunlu'nun oğulları, merhum Cavit Samsunlu ve merhume Cavidan Soyocak ile Necila Demirer'in kardeşleri, Leyla Yalçın Duran ve Mehmet Samsunlu'nun abileri, merhume Kadriye Samsunlu'nun eski eşi Zeynep Samsunlu'nun eşi, İstanbul Havalimanı'nı yapıp yöneten İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu ile Ayşegül Samsunlu'nun babaları, CHP eski il başkanı Osman Samsunlu, Rıdvan Hüseyin ve İrfan Samsunlu ile Gaye Samsunlu'nun amcaları, emekli DSY Müdürü Ertuğrul Soyacak, Uğur Soyacak, Emine Kayıkçı, Murat Soyacak ve Nuray Höyü'nün dayıları, Çorum eski belediye başkanı ve milletvekili Kemal Demirer'in kayınbiraderi, Benel, Temel, Yücel ve Göksel Demirer ile Zafer Türker, Ahmet Samsunlu'nun cenazesi bugün Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınacak, cenaze namazından sonra Ulu Mezar'da defnedilecek. Gerçek Çorum sevdalısı bu değerli insana Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz demişler. Evet, Allah rahmet biz de eylesin. Bir kere daha dilemiş olalım başsağlığı ve tüm sevenlerine de sabır diliyoruz Allah'tan. Haberini de dün vermiştiniz. Bir yorumumuz daha var. Halil İbrahim Kaya öğretmen evinin Ahmet Samsunlu olmasını istiyoruz demiş. Muttalip Yalçın yazmış. Geçmiş olsun yeşil sahalara. Hoş geldin. Tekrar iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, Çorum Haber Gazetesi ile devam ediyorum. Biliyorsun sen de bu konuyu seninle henüz hiç konuşamadık. İzmir depreminde çok fazla kayıplar verdik. Hala aradan geçen saatlere rağmen Rıza Apartmanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam bir ses geldiği haberi vardı. Tekrar çalışmalar devam ediyor şu an. Ve dün cenaze törenine gittim ben de ne yazık ki. Hemen haberi okuyayım, daha sonra detaylarına değineceğiz yine. İzmir'de yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunu Kuşsaray Köyü'nde toprağa verildi. İzmir'de yaşayan Nilay, Deniz Yücel çiftinin çocukları Lena Yücel, Vera Yücel ile Emine Toklu, Yücel Hüseyin Yücel çiftinin çocukları Feda Yücel ve Diren Yücel, evde kendilerine bakan babaanneleri Arife Yücel ile birlikte
depremi yıktığı binanın enkazından kurtarılamadı. Depremde hayatını kaybeden Arife Yücel ve Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel'in cenazeleri pazartesi akşam saatlerinde Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna yerleştirildi. Kuşsaray Köyü'nde defnedilmeden önce dün saat 2'de Hacı Bektaş Vakfı'nda cenaze töreni düzenlendi. Dedeler Nurettin Aksoy ve Şahin Polat'ın doğa ve gülbenkleri eşliğinde helallik alındığı törende gözyaşları adeta sel oldu demiş. Gerçekten törende gözyaşları adeta sel oldu ve gerçekten çok zor bir ortamdı. Hani ortamda olmak ne yazık ki yani kimse istemezdi tabii ki. Çok zor bir durum. Annesinin ağıtları, yakınlarının feryatları yani hala kulaklarımda yankılanıyor. Allah gerçekten ailesine sabır versin. Çok büyük sabır versin. Mekanları cennet olsun. Türkiye'nin olduğu olası aslında depremden yana yarası kapanmış değil. Evet. Geçmişinde de çok fazla böyle büyük depremler yaşamıştı. Hani bunun belki en çok akılda kalanı Gölcük depremiydi. O zaman da çok fazla can kaybı yaşanmıştı. Evet. Küçük bir aksaklık olmuş galiba ses konusunda. Evet. Bazen böyle teknik hatalar yaşayabiliyoruz ne yazık ki canlı yayında. Evet, depremden konuşmaya devam ediyorken başka bir haberimizde değinmek istiyorum. Uykuda depreme yakalanan çocuğunu böyle korudu. İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında odaya giren anne hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya aldı. Çorum'da olduğu öğrenilen anne ve çocuğun görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, gel hiçbir şey yok, tamam kuzum, tamam diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneldi.
Evet, o video gerçekten çok içi sıtan bir videoydu. O anda annenin çocuğun üzerine kapanarak siper olması. Evet. Yani o sallantıda direkt çocuk odada uyuyordu. Annesi koşarak yanına geliyor ve çocuğun üstüne kapanıyor. Tekrar kendilerini yere atıyorlar. Tekrar çocuğun üstüne siper olmaya devam ediyor. Ve korkmaması için hani yavrum korkma hiçbir şey yok diyor. Gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Kesinlikle yani videoyu daha öncesinde ben izlememiştim ama şu anda hani okurken bile çok duygulandım. Gerçekten hani annelik çok farklı bir şey. Evet. O anda uyuyan çocuğunu düşünüyor. Hani onun canını öncelik veriyor. Evet. Bu bana başka bir anneyi hatırlattı. Ne yazık ki yine araya girmiş olacağım ama bu koronavirüsün üzerimde bıraktığı şeyi henüz atabilmiş değilim. Buraya gelmeden öncesinde test yaptırmıştım tekrar. Hani negatife döndüm mü dönmedim mi? Sonuçta sokağa çıkacağım, insanlarla bir araya geleceğim. Hani kimseyi tehlikeye atmak istemedim. Yani bana olan şey başkalarının olmasını istemedim. Ve o hastaneye gittiğimde Covid merkezinde sonuç vermek için beklerken bir anne girdi içeriye. Çok da genç bir kadındı. Kucağında da taş çatlasın 2 haftalık bir bebek kundakta. Çok şaşırdım hani anne kaptı ama bebek de mi kaptı? Hani onu çözmeye çalışıyorum uzaktan. Ne yazık ki bebek koronavirüs kapmış. Hani ilk defa o kadar ufak bir koronavirüs hastası gördüm. Doğrudan bebeği küveze aldılar ve Covid merkezine götürdüler. Geride kalan annesinin hani hali gerçekten çok içler acısıydı. Cidden hani içim parçalandı. Gözlerindeki yaş hani bir saniye durmak bilmedi kadının. Elinde işte bebeğin kundağı kaldı. Bir elinde işte bebeğin eşyalarının olduğu çanta. Öyle çaresizliği o kadının gözlerinde gördüm o gün gerçekten. Yani anneler ve annelik cidden çok hani kutsal iki kavram. Yani şu hani anneleri üzmemek için o müteahhitlerin o evleri daha sağlam yapması gerekiyor bu anne gibi. Yine aynı şekilde insanların o koronavirüs tedbirlerine dikkat etmesi gerekiyor ki hem o bebeklerin canı yanmasın hem o annelerin canı yanmasın. Çok güzel açıkladın aslında. Geçiyorum Haber Gazetesi'ndeki son haberimize değiniyorum. Miniklerden örnek proje. İkbal Evler Anaokulu Papatyalar Sınıfı Mikoilie Tijen Hijleri İşleri Hijyen isimli bir projeye katıldılar. Dünyanın yaşadığı Covid-19 salgını sürecinde hijyenin önemini çocuklara anlatmak ve dikkat edilmesi gereken temizlik kurallarını erken yaşta alışkanlık oluşturarak farkındalık kazandırmak için İkbal Evler Anaokulu Papatyalar sınıfındaki öğretmen Emine Tülin rehberliğinde proje başlatıldı. Öğretmen Emine Tülin Eker, projede sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve el yıkama alışkanlığı, vücut temizliği ve çevre temizliği, oyuncakların temizliği, besinlerin temizliği gibi konuların ele alındığını söyledi demiş. Evet, Güzel bu bir proje. çok Çocukların kesinlikle. gelişim açısından da, öğrenmeleri açısından da çok güzel bir proje. Aynen öyle. Yani bu konuyu çocuklara açıklamak zaten en zor kısmıydı ve çocuklarla böyle projelerin yapılması gerçekten öğretici olacaktır diye düşünüyorum ben de. Bir yorumumuz daha var. Kadriye Çatalbaş Sarıca yazmış. Günaydın, hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Kaya yazmış. Hayırlı yayınlar, geçmiş olsun Esracığım demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün ilçeler konusunda, tabii ben ne yazık ki birçok ilçemizi kaçırmış bulundum. Ve merkez ilçemize geldik. Benim de açıkçası en çok beklediğim buydu. Ne yalan söyleyeyim. Tabii ki bütün ilçelerimizin haberleri sırasında keyif alıyordum. Ama şu an sanırım merkezde bulunduğum için özellikle paylaşmak istediğim buydu. Tarihinden başlayalım istiyorum. Köklü tarihi ve zengin kültürüyle uygarlık tarihinde önemli yeri olan Çorum, kültür turizmi açısından ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir. Karadeniz bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum ili, Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7000 yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum'da ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuş'a bulunmaktadır. Hattuş'a Anadolu'nun kalbinde UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biridir. Hitit uygarlığı en az Mısır uygarlığı kadar eski ve zengin bir uygarlıktır. Hititlerle Mısırlar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazköy'de bulunmuştur. Hititlerin diğer önemli kült merkezlerinden sayılan arkeolojide Arina olarak bilinen Alacahöyük Ören Yeri, 13 Kral Mezarı, Hatti Tunç Güneş Kursu ve Sfenksi kapıları ile görünmeye değer tarihi bir yerdir. Ulu Önder Büyük Atatürk'ün bizzat direktifleriyle ilk milli kazılarımızın başlangıç noktası olması da önem arz eder demiş. Ortaköy ilçesinde Şapinova Ören Yeri de büyük bir Hitit kenti olup hala sürmekte olan kazı çalışmalarında bol miktarda yazılı belge ortaya çıkarılmıştır.
Ayrıca 1990 yılında başlatılan ve kongre dili Türkçe olan Hititoloji Kongresi her 3 yılda bir düzenlenmekte olup 6 yılda bir de Çorum'da gerçekleştirilmektedir. Bu kongreye dünyanın birçok yerinden bilim adamı katılmaktadır. Hitit uygarlığının yanı sıra her biri sanat şaheseri olan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami, köprü, kalelerle süslü Çorum, yaylaları, ince su kanyonu gibi doğal güzellikleriyle de görülmeye değer bir yerdir demiş. Ve çok güzel açıklamışlar gerçekten. Evet, burada da söylediği gibi gerçekten Çorum doğal güzellikleriyle görülmeye değer bir yer. Biz de sen yoktun ne yazık ki ilçelerine teker teker değindik. Gerçekten ilçelerine gezilecek, görülecek o kadar güzel yerleri var ki doğal güzellikleri olsun, tarihsel yerleri olsun gerçekten görülmeye değer güzellikleri var. Kesinlikle öyle. Yani kültür mirası açısından oldukça zengin bir ilimiz gerçekten. Hani Türkiye'nin aslında sahip olduğu bu anlamda en güzel değerlerden biri olduğunu düşünüyorum Çorum'un. Evet. Bir yorumumuz daha var. Erkan Aykan yazmış. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Esra Hanım. Selamlar Polatlı'dan demiş. Özledik seni de arkadaşını da sizi aratmada haberlerde demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten tüm seyircilerimizi çok özledim. Ve Çorum'un gezilecek yerlerine, Çorum merkezde gezilecek yerlere değinmek istiyorum. Çorum Kalesi, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine konu olmuş Çorum Kalesi, il merkezindeki Kale Mahallesi'nde yer almaktadır. Kalenin ne zaman yapıldığı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunmamış olup, tipik bir Selçuklu mimarisi özelliklerine rastlanmaktadır. Kaleye ait yazılı belgeler M.Ö. 1577'ye tarihlenmiş olup, Bizans dönemine ait olduğu varsayılmaktadır. Evliya Çelebi ise bu yapının Sultan Kılıç Arslan tarafından inşa edildiğinden bahsetmektedir. Yapımında kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taş kullanıldığı görülmektedir. Milattan sonra 1577 tarihine ait olan bir belgede Osmanlı hükümdarı Sultan Süleyman'ın adını kaleye Sultan Süleyman Hayreti olarak verildiği tespit edilmiştir. Evet, kalenin görüntüsü de şu an ekranlara geldi. Çorum'a ilk geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yer burası olmuştu. Merak ediyordum hani Çorum'da tarihi yerler nereler var ve en yakın sürede gidebileceğim kale olduğunu söylemişlerdi. Gidip görmüştüm, gerçekten de güzeldi ve yapı olarak da çok farklı aslında. Evet. Hani kale dediğinde aslında biraz daha farklı bir şey canlanıyor insanın gözünde. Bu biraz daha yapı olarak farklı, dediğim gibi daha kare biçiminde bir kale. Evet, ben yıllardır Çorum'da yaşamama rağmen hiç kaleye gidip gezmedim açıkçası. Yani ben genellikle hiçbir yeri gezmedim ama Çorum'da. Yani daha önce de söylemiştik, hangi arkadaşımızla bahsettik tam hatırlamıyorum ama hani genellikle insan kendi kültürünü, kendi oturduğu yeri merak etmiyor da farklı şehirleri gezme şeyine giriyorlar. Yani ilk önce kendi şehrini bil de sonra diğer yerlerini gez aslında. Aynen, işte biraz insanda şeyin rahatlığı oluyor. Zaten buralıyım, zaten buradayım, evet. bir gün görürüm bu şekilde geçiyor. Ve devam ediyorum. Çorum Ulu Camii, Muradi Rabi Ulu Camii olarak da geçiyor. Çorum Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Ulu Camii'nin ne zaman yapıldığı konusunda araştırmacılar kesin bir tarih verememektedirler. Bununla beraber Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın azatlı kölesi Hayrettin Hazar tarafından yaptırıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. Bununla beraber ağaç işçiliği yönünden son derece önemli bir eser olan Minber'inde dayanılarak Selçuklu döneminin sonlarında yapıldığı ileri sürülmektedir denmiş. Evet, görüyorsunuz görüntülerini. Burayı bilmeyen yoktur zaten Ulu Camii. Aynen, zaten evet, çarşıya çıktığın zaman herkesin gözüne çarpan ilk şeylerden birisi Ulu Cami, diğeri zaten Saat Kulesi oluyor. Yapı olarak gerçekten çok dikkat çekici. Dediğim gibi Çorum'a ilk geldiğimde yine dikkatimi çekmiş bir camiydi, bir güzel bir yapı çünkü. Renkleri de özellikle beni çekmişti kendisine. Evet, tam tarihi yapı renkleri var üzerinde, evet. Zaten. Ve senin de söylediğin gibi dikkat çeken bir başka yer Çorum'un olmazsa olması Saat Kulesi. Aynen. Şehrin merkezinde minare şeklinde inşa edilen Saat Kulesi, Beşiktaş muhafızı Çorumlu 7-8 Hasan Paşa tarafından 1894'te yaptırılmıştır. Kulede Lütfü Hasan Paşa'ya ait 1312 tarihli mermer bir kitabe yer alır. Üzeri kurşun bir kubbeyle örtülü olan kulenin dört bir yanında saat kadranı vardır. Şerefeye ise yuvarlak kemerli kapıdan 81 basamaklı merdiven ile çıkılır. Evet, genellikle her şehrin merkezinde bir saat kulesi bulunur. Hepsinin farklı farklı anıları, farklı farklı, evet, hikayeleri vardır. Bize de 7-8 Hasan Paşa'dan kalan bir aynen anı. Ve Hıdırlık Camii, Türbe ve Hazire. Genellikle Hıdırlık'a, Çorum'da ben hala gidiliyor mu bilmiyorum ama mesela düğünlerde
Hıdırlık ziyaret ediliyor. Daha sonra oradan düğün salonuna falan geçiliyor. Neden bilmiyorum ama hep böyle yapılıyor. Biliyor musun bunu? Evet, buna ben ne zaman şahit oldum? Zaten hani bir yıldır Çorum'dayım toplamda. Ve o geldiğim yıl bir tane sünnet düğününe katılmıştık ama ben Evet, tabii şey sünnet olarak düğünündekiler de sürekli oraya evet gidiyorlar. hani şehre yeni gelmiştim, hiçbir yer tanımıyordum, henüz gazeteciliğe tam olarak başlamamıştım ve o zaman böyle özel günlerde fotoğrafçılık yapıyordum kendi çapımda ve bir sünnet düğününe çağrılmıştım. 2-3 gün kadar bir süre bunu takip etmem gerekiyordu. Orada sünnet düğününün aşama aşama nasıl yapıldığını, yani Çorum'un geleneklerine göre nasıl yapıldığını görmüştüm. Son olarak çocuğu arabayla birlikte alıp Hıdırlığa götürmüşlerdi ve orada dua edilmişti. Çok da hoşuma gitmişti. Gerçekten keyif almıştım hani böyle bir geleneğin olmasından. Hıdırlığı ilk defa o zaman gördüm. Ve oradaki manevi havada açıkçası çok hoşuma gitmişti. Genel olarak ben bu tarz hani manevi havayı soluyabileceğin ortamlarda olmayı severim açıkçası. Evet ki Hıdırlığın Huzur eskilerde veriyor gerçekten. yan çevresi çok kırık döküktü ve şu an daha güzel bir hal aldı. Evet, görselde de gördüğünüz gibi. Biraz Hıdırlığın detaylarına değineyim. Şehrin merkezindeki Hıdırlık Tepesi'nde yer alan yapılar Hıdıroğlu Hayrettin tarafından yaptırılmaya başlanmıştır. Camide sene 1307, 1889 Hıdırlık Cami 1307 ve sene 1308 olmak üzere 3 kitabe bulunmaktadır. Caminin içinde Suheyb-i Rumi ve Ubeyd Gazi'nin batısındaki bahçede Elhaç Husubu, Bahri ve bitişiğinde de Kerebi Gazi'nin türbeleri bulunmaktadır. Kerebi Gazi'nin türbesinde Hacı Salih Efendi ve Zarif Efendi'nin mezarları bulunur. Caminin çevresinde yer alan mezar ve türbeler ise bir hazire görevi görür demiş. Biz burada sen yokken sevgili Burak ile birlikte sürekli türbeler hakkında çok fazla konuşmuştuk. İşte sana da sormak istiyorum. Türbelere gidip mesela adak adayanlara atıyorum çocuğu olmayanlar çocuğu olması için veya kendisine bir eş bulmak için gidip türbede adak adayanların bu istedikleri gerçekleştikten sonra bunun sonucunu türbeye bağlıyorlar. Bunu nasıl düşünüyorsun? Açıkçası ben bu tarz batıl inançlardan çok hoşlanmıyorum. Çünkü yani eğer bu dine inanıyorsak, yani İslam'a inanıyorsak, yani gelen her şeyin Allah'tan olduğuna bir kere inanmamız gerekiyor. Aynı şekilde olmayan şeylerin de yine Allah'ın rızası olmadığı için olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Hani bazen çok istediğimiz bir şey de bizim bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği bir şer olduğu için o çok istediğimiz şey olmayabiliyor. Bu sebeple bazen bence vazgeçmek gerekiyor. Bir şey olmuyorsa zorlamamak ve onu orada bırakmak gerekiyor. Belki senin hayrınadır. Yani ama tabii ki hani o türbelere gidilebilir, o büyük zatlar ziyaret edilir, dua edilir, onların ruhuna rahmet dilenir Allah'tan. Bunlarda hiçbir şey yok. Zaten olması gereken bu. Ama işte türbeye ne bileyim bir bez parçası bağlamak ya da oraya herhangi bir Mum eşyayı, dikmek. aynen mum dikmek, bağışta bulunmak. Hani doğrudan orada yatan zatın ruhundan dilemek, işte o konuda biz çok büyük bir yanlışa düşüyoruz. Sadece şunu yapman gerekiyor. O zatın Allah katındaki Yerine. rızasına sığınman gerekiyor. O zatın hani Allah'ın ona karşı duymuş olduğu merhametten birazcık hani faydalanmak istiyorsun. Yani bu zatın işte yüzü suyu hürmetine bana şunu nasip et gibi. Ben de bu Hani konuda onu zaten sadece çok araya bir fazla hani aracı ben de olarak inanıyorum hani açıkçası. Allah'ım bu senin iyi bir kulundu. İşte ne bileyim evliyadır atıyorum orada yatan kişi. Hani evliyalık mertebesine yükselmiş bir insanın Allah katındaki hem hatırı bol olacağı için hani onun hatırı için duamı kabul et gibi bir şey söylemen gerekiyor. Yani o aslında zatın kabul ettirdiği bir şey değil. Kabul ediyorsa Allah kabul ediyor. Ve bu konuda sana katılan birisi daha var. Burak Çelik kesinlikle katılıyorum demiş. Ve Çorum'da bir kilise. Çorum'un ilim merkezinde 20. yüzyıl başlarına kadar yaşadığı söylenen bir Ermeni ailenin ismi, aile ismi Kirope olarak söylense de orijinalinin Kiryopi şeklinde olduğu belirtiliyor. Kiryopi ailesinin tehcir uygulamasına rağmen Çorum'da kalabileceği fakat Cumhuriyet döneminde kendi istekleriyle bütün mal varlıklarını satıp İstanbul ve Ankara'ya göç ettikleri, ailenin kızı Ojen'in Ankara Uluslu'daki Yenişehir Palas'ta hayata gözlerini yumduğu şeklinde bilgiler bulunuyor. İlin bir oğlu, oğlunun ismi Abraham ve kızlarından diğerinin ismi ise Haygunaş'tır. Çorumlu yaşlıların
Gökgözlüler diye bahsettiği Ermeni ailelerin tehcir kanunundan önce büyük çoğunluğuyla oturduğu şimdiki Çöplü ve Çepni mahalleleri yerinde bulunan Pışiyan Mahallesi'nin bir kütüphanesinin de olduğu bahsedilir. Kiryopiler o dönemlerde Çorum'un önde gelen ailelerinden biri olarak biliniyor. Bu aile bir zamanlar Çorum'un en zengin ailelerinden birisidir. Kiryop ailesinin 3000 dönüm kadar arazisi olduğu ve bu arazide besledikleri çok sayıdaki sığırdan süt, yoğurt ve peynir üretirler ve çevre illere sattıkları bugüne kadar kalan bilgilerden. Bu ürünlerin kalitesi ve tadı yörede dillere destan olmuş, hayvanseverliğiyle de ün salan ailede eskiden sokaklarda idare denilen gaz lambalarından eksilen gaz yağlarını gönüllü olarak tamamlarlarmış. Bu ailenin Çorum'un ilk apartmanını yaptırdığı da söylenir ve bu apartmanın 4 ya da 5 katlı olduğu rivayet edilir. Günümüzde bulunmayan bu apartman Çorum'un Çepni mahallesinde Doktor Pertev Bey Sokağı üzerinde bulunuyormuş. Doktor Pertev Bey Sokağı ile Sandıkçılar Sokağı'nın kesişiminde güney yönünde bulunan ve hala ayakta olan 1830'larda yapılmış Aziz Surp Gerov Ermeni Kilisesi'nin de aynı aile tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Kilisenin kapısında Arapça harflerle Allah yazmaktadır. Bu kapının kilise olduğu birçok insan tarafından bilinmemektedir ve şu an bu yapı depo olarak kullanılıyor. Kiryep ailesinin bazı fertlerinin Çomar Barajı yakınlarının meçhul bir mezarlıkta metfun olduğu söyleniyor denmiş. Yani mesela ben de burada söylendiği gibi Çorum'da bir kilise olduğunu bilmiyordum. Ben de. Ki bu yapıyı da gördüm aslında. Hani önünden kim bilir kaç defa evet, geçmişimdir. Evet, kaç defa geçmişizdir önünden. Mustafa ile birlikte röportaja çıkmıştık, sen de biliyorsun. Ama Mustafa söylemişti hani orada böyle bir kilisenin olduğunu ve ben oradan kaç kere geçmiş biri olarak orada bir kilisenin olduğunu gerçekten bilmiyordum. Aynen, ben de bilmiyordum ve oldukça da ilginç ve köklü bir hikayesi varmış aslında. Evet. Aslında şu anda depo olarak kullanılıyor olması bence yazık olmuş. Belki ufak bir hani yapısını bozmayacak şekilde restore edilse ve ziyaret edilebilecek bir alana dönüştürülse, hani bir kültür mirası olarak korunsa çok daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Ve oradaki çevre esnaflar da oranın bakımının yapılmasını istiyorlar açıkçası. Çünkü kilisenin üzerine demirler falan dayamışlar. Hiçbir kilise gibi durmuyor. Ama evet, dışarıdan bakıldığında aslında gerçekten çok güzel görünüyor. İşte burada görünüyor, böyle demirler var etrafında sürekli. Hiç yani hak ettiği değeri görmüyor bence. Kesinlikle, bence de. Ve benim en sevdiğim kısım hamamlar. Bu konuda çok iyi. Hamamlar, Ali Paşa Hamamı, Çorum Saat Kulesi'nin hemen yanına yer alan Ali Paşa Hamamı, şehirde bulunan en büyük hamam olma özelliğini taşımaktadır. Erzurum Beylerbeyi Ali Paşa tarafından 1573 senesinde yapılan hamam, yapıldığı tarihten 1943 senesine kadar vakıflar teşkilatınca işletilmiştir. Sonrasında vakıflar tarafından satışa çıkarılmış olup Hüseyin Samsonoğlu tarafından satın alınmış ve 2005 senesinde de kendileri işletmişlerdir. Onarım çalışmaları yapılarak 2008'de hizmete açılmıştır. Evet, buranın yerini herkes biliyordur büyük ihtimal. Saat Kulesi'nin hemen dibinde. Gördün mü? Ben bilmiyorum. Ben de hamamlar konusunda çok kötüyüm maalesef senin aksine. Hamamları ben çok severim. Hamam sevilmez mi ya? Hamam severim ama gerçekten buradakileri hiç bilmiyorum. Hiç gitmedim daha, evet. Nasip olmadı. Ve Çorum'da gerçekten çok fazla hamam var. Bir diğeri de Paşa Hamamı. Bayanlar kısmında biliyorum hala da. Burada da okuyacağım gibi. Sadece koronadan dolayı kapalı diye biliyorum. Fakat gerçekten çok güzel ve içi çok güzel. Yani o kadar tam tarihi duruyor ki çok güzel içerisi. Yani bir gün görmeni tavsiye ederim. Umarım. Paşa Hamamı 1487 senesinde Taceddin İbrahim Paşa bin Hacı Bey tarafından yaptırılmış olan hamam, çifti hamam planında yapılmış olup Osmanlı hamam mimarisi etkileri görülmektedir. Birbirine simetrik olan kadınlar ve erkekler bölümleri günümüze kendini has şeklini koruyarak ulaşmıştır. Soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelen Paşa Hamamı'nın her bir bölümünün üzeri kiremit kaplı kubbelerle örtülmüş ve duvarları kaba yontma taş ve moloz taşla örtülmüştür. Kunduz Han Mahallesi çarşı içerisinde konumlanan hamamın onarım çalışmaları 2008 yılına tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Bak içerisi. Gerçekten çok güzel. Çok güzel içerisi. Yanlış hatırlamıyorsam burası Paşa Hamamı, Ali Paşa Hamamı mıydı, Güpür Hamamı mıydı? Bir yerin daha bayan yeri vardı. Oranın içerisi de çok güzeldi. Galiba Ali Paşa çok yıllar öncesinde bir kere Çorum'a ziyarete geldiğimizde akrabalar bir hamama götürdü ama hani tam olarak nereye gittik onu da hatırlamıyorum. Çünkü çok yıllar önceydi. Hani biraz daha çocuktum. O yüzden tam olarak hatırlayamıyorum. Hani merkezde bir yere mi geldik, ilçede bir yere mi gittik? Hiç emin değilim. Ama İlçede böyle de bayağı olabilir. Güzel hani bir havuzu vardı. Hamamlı Çayköy falan da var. Orada çok fazla yani havuz olduğu için tercih edilen hamamlar oluyor oralarda. Evet, benim gittiğimde şeydi, havuzu olan bir hamamlı yerdi. Hamamlı Çayköy'e gitmiş olabilirsin. Belki bilmiyorum. Orası güzeldi. Çok güzel. Ve yine hamamla devam ediyorum. Güpür Hamamı.
Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan Güpür Hamamı Osmanlı dönemi mimarisi örneklerinden biri olup 1436 yılında inşa ettirilmiştir. Kadınlar ve Erkekler Bölümü olarak ilk kısımdan meydana gelen hamama Kadınlar Bölümü 1960 yılında eklenmiştir. Soyunmalık ve sıcaklık kısımlarından meydana gelen Güpür'de Erkek Bölümünde ise soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve iki halvetten meydana gelmektedir. Neden erkeklerde bu kadar çok bölüm var? Evet, benim o gittiğim hamamda da öyleydi gerçekten. Daha fazla özel alan vardı. Bu Güpür Hamamı'nda şu an büyük ihtimal faaliyette değil diyebiliyorum. Hatta yine rejideki Mustafa sağ olsun göstermişti. Hatta birlikte bir röportaja çıkmıştık. Burası hamam demişti. Bir manava gidiyorduk, hatırlıyor musun? Evet evet, hatırladım. Orasıydı doğru. Galiba, yanlış mıyım? Evet, orasıymış. Orası. Çok şaşırmıştım, orada hamam olduğunu bilmiyordum. Güpür Hamamı diye adını çok fazla duydum fakat yerini bilmiyordum. Ve gerçekten harap bir durumda. Ne yazık ki. Evet, hamamlarımız bu kadardı ve artık tabiat parkları zaten bilmeyen yoktur. Çatak ve Sıklık Tabiat Parkı genellikle piknik için gidilen yerler. Çatak. Çatak, Çorum'a 22 kilometre uzaklıkta yer alan Çatak Tabiat Parkı, yerel halk tarafından en sık gidilen, benzersiz güzelliğe sahip bir mesire alanıdır. Rahat ulaşımı sayesinde ise oldukça önemli bir yere sahiptir. Toplamda 387 hektarlık bölümü, 1984 yılında ayrılmış olup bölgedeki hakim ağaç türü karaçam ve nadir de olsa sarıçam görülmektedir. Bünyesinde tilki, tavşan, kurt, ötücü kuşlar ve keklik gibi hayvanlar barınıyor. Huzur veren atmosferiyle yürüyüş yapmak için en ideal noktalardan biri olarak oluşturuluyor demiş. Çatak gerçekten çok güzel bir yer. Ben de gideli yıllar oluyor. Daha önce bunu yine konuşmuştuk ve çatanın çok bakımsız olduğunu söylemiştim ve şu an bakım yapıldığını biliyorum. Gerçekten oranın havası çok güzel. Yani tam bir ormanlık, yeşillik alan. Çok güzel bir yer. Umarım hep birlikte gitme imkanı buluruz yakın zamanda. Aynen, çok güzel olur birlikte gidersek. Ben de daha önce hiç görmedim. Sadece bir sefer şeye gitmiştim, bu Sıklık. Evet, bir de Sıklık var zaten. Sıklık'ı da zaten yine bilmeyen yoktur. Çorum'da piknik için tercih edilen, en önlerde gelen, en üste gelen bir yer. Sıklık Tabiat Parkı. Ve gerçekten Sıklık çok güzel. İçerisindeki evet. Oyuncaklar olsun. Kesinlikle. Şu bölgeleri. Fotoğrafta ne kadar net görebiliyor şu an seyirciler bilmiyorum ama çok ufak bir mavilik var şu tepede. Evet. Orada o uçurumun kenarına kurulmuş salıncaklar var. Onu deneyimlemiştim. Evet, orası gerçekten biraz çok güzel. Biraz korkmuştum ama çok keyifliydi gerçekten. Böyle ismine Survivor adı verilen bir alanı var. Aa evet, onu da gördüm. Genellikle böyle sınıflar falan gidiyorduk biz lisede. Çok zevkli, çok zaman, çok güzel zaman geçirebildiğimiz bir yerdi. Benim bir de orada en çok şeyi sevmiştim. Gözlem kuleleri vardı. O kulelerden geyikleri doğal yaşam alanlarında izleyebiliyorsun. Evet. Onlar çok güzeldi. Orası çok hoşuma çok gitti. Güzel, evet. Ve son olarak Çorum'da Çorum Barajı. Yine her zaman olduğu gibi burayı da bilmeyen yoktu, Çorum Barajı'nı. Yani eskiye göre biraz suyu çekildi gerçi Çorum Barajı'nda ama atmıştım. Neyse. Çorum Barajı'nı herkes biliyordur. Aynen, herkes gördüğü için. Burada bir yorumumuz daha var. İsa Yüncü yazmış. İstanbul Maltepe'den tüm Çorumlulara selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun. Çorum'un geçmişinden, gezecek yerlerden bu kadar güzel bahsetmişken bir de Çorum için çal dinleyelim hep birlikte. Size Çorum için çal ile birlikte baş başa bırakıyoruz. Kayayı kırcı tuttu İlvanlım, 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 aman aman. Dibini burcu tuttu da al fistanlım kaytanlım. Dibini burcu tuttu da al fistanlım kaytanlım. Bizde bir yar sevmeyle İlvanlım, 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 aman aman. Köyümü sancı tuttu da al fistanlım kaytanlım. Köy bir sancı dursu da al fistanlım kaytanlım.
İnvanlım, İnvanlım aman aman. Aşkı sürmesin deyi de al fistanlım kaytanlım. Aşkı sürmesin deyi de al fistanlım kaytanlım. Güzel sevmesin deyi de al fistanlım gaytanlım. Güzel sevmesin deyi de al fistanlım gaytanlım. Bu gözler seni gördü İlvanlım, İlvanlım, İlvanlım aman aman. Gayrısına meyletmez de Alfistanlım gaytanlım. Gayrısına meyletmez de Alfistanlım gaytanlım. Evet, çok güzel, çok bir güzel görüntüydü. Sesleri de çok güzeldi gerçekten. Evet, o ufak çocuğun sesine bayıldım. Evet. Evet, gezilecek, görülecek yerlerden bahsetmişken tabii ki Çorum'a gelenler ne yiyip ne içecekler burada. O kadar gezdikten sonra yorulacaklar. En sevdiğimiz kısım. Aynen öyle. Hemen şöyle Çorum Beşlisi'yle girmek istiyorum konuya. Çorum Beşlisi aslında benim de Çorum'a geldikten sonra öğrendim ki o da sizin sayenizde öğrendiğim bir şey oldu. Şöyle çorba. Katık veya süzme yoğurttan yapılma toyga aşı olarak da biliniyor. Su böreği, kıymalı veya peynirli, her ikisinde de halis tereyağı kullanılıyor. Kemikli tek parça et, bu da koyun ve kuzunun sırt kısmı tercih ediliyor. Evet, şu anda geliyor zaten görüntüler, evet. Çorbalar. Pirinç pilavı tereyağı ve et suyu ile lezzetlendirilerek yapılıyor. Cevizli baklava, sıyırma top veya has baklava, salata, hoşaf, turşu, cacık gibi mevsime göre ilaveler de var Çorum Beşlisi'nin içinde. Çorum Beşlisi. Ve Çorum Beşlisi'ne bazen hani isteyen keşkek falan da katabiliyor. Yani böreği keşkek ile değiştiren de oluyor. Ama genellikle su böreği, yani Çorum Beşlisi'nin orijinali. Bu sadece şeylerde yapılan hani özel durumlarda, yani aynen, düğün düğünlerde gibi. Genellikle aynen. Düğünlerde yapılan, hani evde, evin önünde de yemek veren oluyor veya düğün salonunda. Aha. Çorum Beşlisi genellikle gelir. Evet. Çorum Beşlisi'nin dışında közleme, bildiğimiz hani külbastı, hı hı, mücver, yumurta, maydanoz, kıyma karıştırılır. Hayır. Bu malzeme hususi şekilde tavaların çukurlarında toplanmış olan kızgın yağ içine atılarak, hı, kızartılır. İşte. Gerçekten çok, çok severim. Seviyorum ben mücveri. Aynen. Hatta her türlüsünü seviyorum galiba. Havuç, kabak, ıspanak, evet, neyle yapılırsa yapılsın mücver gerçekten şahane bir yemek. Kabak olanı çok seviyorum. Aynen. Çok güzel oluyor. Çullama, un ve yağ ile yapılan garnitür, pişmiş hindi veya kaz eti parçalarının üzerine dökülerek yapılır demiş. Evet. Çullamayı açıkçası hiç tatmadım, bilmiyorum. Yani ben de pek bilemedim. Çılbır, soğan, kıyma, yumurta ve bir çok miktar güzel su ilavesiyle yapılır. Ve ben çılbırın Çorum'da yapıldığını bilmiyordum. Ben de buraya özgü bir, evet, şey olarak duymamıştım. Evet, bu çılbır ve ben bunu Isparta'da görmüştüm. Hı hı. Orada arkadaşımın annesi yapmıştı. O dedim çok güzel falan. Meğer kendi memleketinde de yeniliyormuş. Ben bilmiyormuşum. Evet, ben de Çorum'a ait olarak yapıldığını bilmiyordum açıkçası. Evet. Tatar aşı muska biçiminde içi kıymalı hamur aşına sarımsaklı yoğurt katılarak yapılır. Bu muska biçimindeki aslında mantıya benzeyen birçok şey var. Evet. Diğer yörelerde de aynı şekilde. Hı hı. Bu da ekranımıza geldi. Yok, bu değil. Tutmaç aşı. Mercimek, erişte, sarımsaklı yoğurt karıştırılarak yapılır. Heh, sanırım en yaygın olarak bildiğim benim bu. Evet. Gerçekten. Mercimek ve erişteyle yapılan bu yemek. Hatta birçok farklı isim de alıyor. Hani çoğu yörede çatal çorba olarak geçiyor. Evet, herkes farklı farklı isimlendiriyor. Evet, hatta ben geçenlerde yine bunun muhabbeti dönmüştü seninle aramızda. Ben Afyon'da öğrenciyken orada sakala çarpan çorbalar geçiyor demiştim. Evet.
Böyle ilginç ilginç isimleri var. Çorum'da da tutmaç aşı olarak biliniyor. Yoğurtla aş, yoğurt karıştırılmış, yarmadan yapılır ki bu da gerçekten çok lezzetli olduğunu düşündüğüm bir yemek. Sütlü aş, yarmaya süt karıştırılarak yapılır. Değişik isimleri koymak istedim. Toyga aşı, yağsız yoğurttan yapılır. Düğül aşı, çok ince çekilmiş bulgurdan yapılır. Bulgur aşı, çorbadan az, pilavdan çok sulu olarak bulgurdan yapılır. Helle aşı, yağla kavrulmuş, undan yapılır. Bu çok bayağı güzel. İlginç bir ismi var. Cızlak, evet. Benim kesinlikle. Aslında bütün insanların bildiği bir şey. Çoğunlukla bunu hepimiz krep olarak biliyoruz. Evet. Ama çoğu yörede, ya Çorum'da ismi cızlak ki ben de bunu çocukken cızlak diye isterdim annemden. Evet ve genellikle sonra, Çorum dışında çoğu yer bunu cızlak olarak bilmiyor. Senin aynen. söylediğin gibi krep olarak biliyor ve krep olarak bilmesine rağmen genellikle cızlağın en büyük özelliği delik delik olmasıdır. Evet, hani evet. Yapanlar krep şeklinde yapıyor. Cızlak bambaşka bir şey yani. Kesinlikle. Cızlak gerçekten çok kendine özgü bir lezzeti var. Daha sonrasında başka yörelerde de yine aynı şekilde cızlama, akıtma şeklinde akıtma, evet genellikle biliniyor. Akıtma diyorlar. Fakat yine delik delik olmuyor. Yapamıyorlar aynen, yani. Kesinlikle. Ben güzel yapıyor. Babaannem çok güzel yapıyor. Bence de öyle. Cızlak dediğin Çorum'da yenir cidden. Mayalı ki bu da en sevdiğim hamur evet. işlerinden gerçekten Çorum'a özgü mükemmel bir lezzet. Mayalı tava ve saç mayalısı diye ikiye ayrılır. Tava mayalısı tavada kızdırılan yağın içinde açılmış yuvarlak hamur parçaları kızartılarak yapılır. Saç mayalısı katıca yoğrulmuş kalın yuvarlak hamur parçaları kızgın saç üzerinde pişirilerek yapılır. Buna bazlambaç da denir. Aynen bazlambaç ismiyle de bazlambaç, duymuştum. Evet. Ya benim de rahmetli babaannem güzel yapardı açıkçası bunu. Evet. Bir de onun evinde şey vardı bu eski sobalardan vardı onlarda da yapıyordu. İşte, asıl tadı orada çıkıyor zaten. Aynen öyle. Allah'ım gerçekten şu an önümde katmer var. Katmere gireceğim ama üst üste 3 tane hamur işinden bahsetmiş oldum. Çorum gerçekten hamur evet, işinde hamur bir numara cidden. Bir numara. Hani ve bu konuda hiç mütevazı olamayız. Evet. Çorumlu herkes biraz daha kilolu ve eriyor oldu. Bunun nedeni de kesinlikle hamur işini çok fazla tüketmemizden. Aynen öyle ama cidden güzel yapılıyor. Katmer yağlı yoğrulmuş hamurlar ince olarak açılır ve yuvarlak biçimde kesilir. Parçanın üzerine soğanla kaynamış kıyma ve peynir konularak üstüne bir kat daha açılmış hamur yapıştırılır. Tavada kızdırılmış bol yağ içinde börek kıvamında kızartılır demiş. Gerçekten onu kat kat açmak, tel tel ayrılması falan gerçekten çok maharet gerektiren bir şey. Hani ben çok becerememiştim yaptığımda. O yüzden Çorumlu kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Kızartma, yufka ekmeği suyla ıslatılır, içine kıyma serpilir, dört köşe katlanır, bol yağ içinde iki tarafı da kızartılır. Evet. Bunun aslında gösterini aradım ama bulamadım. Çünkü çok farklı şeyler çıktı ama burada anlatıldığı gibi olmadı. Galiba herkes kendine göre farklı bir şekilde yapıyor olabilir. Mesela keşkeğe bütün ilçelerin kendine göre bir keşkek yapımı vardı. Yani bütün ilçelerde keşkeği saymıştık. Hı-hı. Bu da onun gibi bir şey diye düşündüm. Çünkü fotoğrafı yoktu. Muhtemelen yani şu anki tarifine bakıyorum. Birazcık gözlemeyi andırıyor. Yufka ekmeğini işte evet. dörde bölüp katlamak için iç malzeme koymak falan. Belki gözleme şeklinde geçiyor olabilir. Kömbe, mayası samur kızgın bir taş üzerine yapıştırılır veya kızgın küle gömülerek pişirilir. Evet bunu çok duydum ama. Bir ilçemizde ama de vardı kömbe. Tam evet ismini evet hatırlamıyorum. Bunu da vermiştik. İlçemize has yapılan bir yemek olarak da geçiyordu kömbe. Aynen. Aklımda bir iskilip gibi kalmış ama yanlışa düşmek de istemem. Başka bir ilçe de olabilir. Evet olabilir. Pezi, bunu hiç duymadım açıkçası. Bunu duymadım. Yufka ekmeği pişirilirken daha küçük yapılan sıcak yufkanın üstüne tereyağı dökülür. Buna yağlı ekmek de denmektedir demiş. Evet, bunu da bu ilk arada kez duydum ve bunun da görselini bulamadım. Yani galiba yağlı ekmek olarak olabilir yani çok değişik gelmiyordu. Aynen. Yanıcı duymuştum ve yedim evet. gerçekten çok lezzetli. Yine yufka ekmeği pişirilirken yapılır. Yufka hamurun içine kıyma, peynir veyahut ıspanak konularak saç üzerinde pişirilir. Bir tür börektir demiş. Evet kıyma, peynir, ıspanak bununla da güzel oluyor ama ben gerçekten yanıcın domates ve biberle yapılan haline evet. hastayım. Evet kıymalısı. Kesinlikle. Ben kıymalısını çok seviyorum. Acıkmaya başladım galiba. Burak Çelik yazmış diyetteyim ama Çorum'un lezzetleri beni zorluyor. En iyisi diyete yarın devam edeyim. Aynen ben de genelde öyle oluyorum. Omaç ıslatılmış yufka kızartılmış yağ içinde parça parça doğranır. Bir veya birkaç yumurta ilavesiyle karıştırılarak pişirilir. Buna höşmerim de derler demiş. Höşmerim evet ben de. Ama omaç olarak bir yöre. Kesinlikle aynen.
Tatlıları da oldukça ilginç bir tatlı var. Unutma beni. Kuru yufka ekmeği parçalanarak bir kaba konur. Bir tavada pekmez, yağ karıştırılarak kaynatılır. Yufka ekmeğinin üstüne dökülür. Bir miktar da ceviz ilave edilir. Buna züğürt baklavası da derler demiş. Evet, ben unutma beni tatlısı biliyorum. Tadını da biliyorum. Ve yine herkes çok farklı şekilde yapıyor. Getirdiğim görselde de hatta evet. Yani herkes farklı şekilde yapıyor. Ve tadı çok güzel gerçekten. Cidden ben ilk defa gördüm. Hem de ilk defa duyuyorum. Unutma beni tatlısı diye bir şey hiç duymamıştım. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Çorum'da yapılan her yemeğin, gerek tatlının, çöreğin, böreğin içerisine mutlaka ceviz giriyor, pekmez giriyor. Ağırlıklı olarak bir ceviz ve pekmez tüketimi ceviz var. Ceviz özellikle, evet. Çok fazla ceviz kullanılıyor. Aynen. Kara çuval helvası, biraz yağ ile un kızartılır, pekmez ilavesiyle helva haline getirilir. Yine bir pekmez, daha sonra sıkılarak küçük topaklar yapılır demiş. Evet, bunu da bilen vardır çok kişi herhalde, yuvarlak muhtemelen şekilde yapılıyor. Tel tel diye bir tatlımız var. Limon tuzu ile şeker kestirilir, ağda haline getirilir. Sonra soğuk havada dondurulduktan sonra ağda elle sıkılarak uzatılır ve beyazlatılır. Daire haline getirilerek kavrulmuş un içine yatırılır. Elle sıkılarak bu daire genişletilir ve tel tel olur demiş. Bu da çok ilginç. Biraz böyle şekere benziyor anladığım kadarıyla. Evet. Ya bu şey bildiğiniz baklava olması lazım. Yani tel tel baklava. El baklavası. Elde yapılıyor Çorum'da. Bilemedim. Ağda haline getirip şekeri uzatıyor falan filan. İşte biraz o daha şey şeker için gibi bir şey. Evet, anlamadım. Yani bildiğiniz buradan tel baklava olarak geçiyor Çorum'da. Ben fazla sevmem bunu yemeği. Genellikle ben hiç çünkü çok kuru yine oluyor. Ama güzel oluyor yine tadı. Evet. Hasıda diye bir tatlımız var. Bu da su, şeker ve pekmez ya da nişasta kullanılarak yapılıyor. Hafif ateş üstünde topakçıklar haline gelinceye kadar bir miktar yağ ilavesi karıştırılarak yapılır demiş. Bu nişasta ve pekmezi görünce acaba şey diye mi düşündüm? Pelte. Pelte diye bir şey duymuştum. Ben de duydum ona ama benzettim. Şu an bilemedim. O mu acaba? Ama ve bunun da görüntüsünü tam bulamadım çünkü çok farklı şeyler çıkıyor ya da yani az önce okuduğumuz tatlılar falan çıkıyordu. Tam olarak işte bu diye bir şey bulamadım. Son olarak hedik bir tatlımız daha var. Hedik. Çekilmemiş bütün yarmaya az miktarda nohut fasulye karıştırılır. Koyu çorba halinde pişirilir. Pekmez ilave edilerek üzerine ceviz serpilir. Bir nevi pekmezli aşuredir. Aynen. Evet, aşure. Az kesinlikle önce görüntüsü çıkmıştı onun. O aşureydi. Yani gerçekten ben de hatta hedik dedim. Hedik olarak ilk kez duydum ama görseli gördüm dedim ki bu dedim aşure. Aynen evet. Öyle. Evet. Gerçekten aşure. Aşureye hedik demişler işte. Aynen, sadece birkaç farkı var. O da çok minik bir fark. Son olarak tabii ki hepimizin bildiği bir lezzet Çorum leblebisi. Ve çeşitleri var zaten Çorum leblebisi olmazsa olmazın. Kesinlikle öyle. Sakızlısı, biberlisi, şekerlisi, drajelesi, çikolatalısı bir sürü say bitmiyor. Evet. Hatta kaçtı ya? 30'u aşkın bir çeşit sayıda vardı. Evet. Olması lazım. Evet. 38'miş evet. Rejiden gelen bilgiye göre 38 çeşit leblebi varmış. Çorum'a gelenlerin tadabileceği birçok lezzet var. Bu kadar lezzetten bahsetmişken yine birazcık da ruhumuz doysun istiyorum. Bir Çorum türküsü dinleyelim. Evet. Yok mu Çorum türküsü? İki tane var. Maalesef Çorum türkümüz şu an giremiyor. Kusura bakmayın. O zaman birazcık ulusal bir haberimize de değinelim. Kapanışımıza geçelim. Biliyorsun ki şu anda dünyanın gündemini en çok meşgul eden şeylerden bir tanesi ABD'deki seçimler. Evet. Donald Trump ve Joe Biden'ın arasındaki çekişmeli rekabet sürüyor. Hatta her ülkede oluyormuş bu. Ben açıkçası buna çok şaşırdım. Hani bunu biraz Türkiye'de görmeye alışığız aslında. Her seçim sonrasında hani ister A partisi olsun, ister B partisi, ister C partisi. Hani bunu partiye yönelik söylemiyorum ama her seçim sonucunda bir parti öne çıktığında diğer partiler oy çalındı, şu oldu, bu oldu demeye evet başlıyorlar. Biliyorsun yeniden seçim olsun bilmem ne. Yani bu karışıklık bize özgü gibi geliyordu nedense. Ama aynı şekilde ABD'de de evet, olan bir olmuş. Evet, Donald Trump oyların çalındığını ileriye sürüyormuş. Çünkü Joe Biden biraz önde götürüyor. Önde gidiyor, evet. 50 sanırım, evet yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar eyaleti var ve 270 oyun tamamını alan kişi başkan seçilecek. Bakalım başkan seçildikten sonra ne gibi değişiklikler olacak dengelerde. Evet. Merak ediyoruz açıkçası. Hayırlısı olsun.
Evet, buna da değinmişken artık istersen kapanışımıza geçelim. Evet, çok güzel bir yayındı. Esra tekrar aramıza döndüğü için gerçekten çok mutluyum. Sevgili izleyenler, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Evet, ben de tekrardan Kent 19 ekranlarında olmaktan ve sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Allah bir daha ayırmasın diyorum. Amin. Bizleri izlediğiniz için ve bulunmuş olduğunuz bu güzel dilekleriniz için, geçmiş olsun dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki sabah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kayayı kırcı tuttu İlvanlım, İlvanlım, İlvanlım aman aman. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım kaytanlım. Dibini burcu tuttu da Alfistanlım kaytanlım. Bizde bir yar sevmeyle İlvanlım, İlvanlım, İlvanlım aman aman. Köy bir sancı tuttu da Alfistanlım kaytanlım. Köy bir sancı tuttu da Alfistanlım kaytanlım. Get it, 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 get it,